Bebek. Çık çık. Görüşürüz. Nasıl tırmanıyorum ya? Bak 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 evlere bak evlere bak evlere. Bak bak yavru oraya dik bir şey be. Bak görüyor musun? Kuş yuvası gibi yemin ediyorum. 100 kağıdı alırsın baba. 100 kağıt. 100 kağıt fazla değil. Alıyorsun burada böyle huzura kavuştuğunu sanıyorsun. Kavuşamazsın sen delirirsin burada. Bak hiç komşuluk yok. Bir tane sokakta adam var mı? Bir tane top oynayan birisi var mı? Bizim büyükler dövüyordu la biz top oynayamıyoruz onlar oynuyor diye. Biz de gidiyorduk biz de oynayalım dedik. Yok diyorlardı şuraya bak. Ben burada at alırım at. At. Şu hale bak. Adamları evleri böyle aralara diplere kardeşim. Ağaçlıkların diplerine diplerine yapmış. Bu ev değil. Bu iş değil. Bu bizim şeyden değil. Abi çok garip bir tayfa olduk ya. Ben, Fiko, Karpuz. Bak şimdi. Bak evleri görüyor musun? Bak adamın traktörü var kardeşim. Traktörü olan adam. Adamdır adam adam. Adamdır. Traktörü var. Daha demin Trump için kornaya bas yazıyordu. Honk for Trump diyordu. Ben de bastım. Yani diyorsunuz ya burada ya ne güzel hayat ne güzel. Ne kadar huzurlu bir süreç. Allah'ım ne kadar mutlu insanlar. Abi sen burada delirirsin. Delirir, delirir. Sen sıçma telefonsuz gidemiyorsun ya. Sen ne yapacaksın burada? Bu adamların hepsi yaşlıdır, proftur bir şeydir. Zaten hayattan eline eteğini çekmiş. Alacağını almış, insandan bıkmış. Sen öyle misin? Sen delirirsin oğlum. Şuraların hayallerini hemen kurmayın. Bekleyin, sakin olun, yaşayın. Yanlış mı dayı? Sokağa çıksan... Peter Pan'ı görürsün, Şirinleri görürsün. Hepsi burada. Bugs Bunny burada. Donald Duck burada. Ama ne kadar da yeşil yahu. Kapatma gözlerini. Kimse görmesin. Rev 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 rev. Dere dere rev. Yalnız benim için. Bak yeşil. Yeşil. Bir de buralar nasıl ucuz biliyor musun? Böyle büyük eyaletlere uzak olduğu için. Ben neredeyim biliyor musun? Virginia mıdır nedir? Öyle bir yer değil. Bak bu da okul herhalde. Bu da herhalde ilkokul falan. Yok kilise. Hepsi kilise. Baba bunlar var ya. Bayılıyor baba kiliseye. Bizimkiler gibi. Boyunacağı kimse yok içinde. Kimse yok. Sevap sanıyorlar işte. Bak en son gideceğimiz yer. Kızlar akıllı olun. Yaşayın yaşayın. Güzel yaşayın. Bak adam basket odası koymuş. Sonunda çocuğu olan bir genç. Bu çocuk direkt çiftçi de zaten. Bu çocuk direkt tramboy veriyor. Doğar doğmaz. Bak Mercedes'i çekmiş dayım. Burada çok big deal değil ama biliyorsun. Big deal. Görüyorsun dışarıda kimse yok abi. Kimse hiç dışarıda top oynayan bir çocuk yok. Dışarıda muhabbet eden, tavla oynayan dayılar yok. Bizdeki yazlık ortamları bile yok. Herkes evinde bak arabalar da burada. Tut ki evindeler diyelim. Bak herkes evinde. Oturuyor klimasının altında BBC, CNN aynı yani bizdeki cahillik neyse buradaki cahillik de o kardeşim. Aha bir tane dayı dışarıda. Dayım dışarıda dayım. Dayım adamsın dayım. Sonunda dayı burada. Burada Mac akıllı ol. İpte iki cambaz ha. Bak dayım siyahi dayım. En güzel orada oturuyordu bak güneşleniyordu. Bak 3 tane araba babacım 3. Böyle bir şeyler, böyle bir hayat, böyle bir bohem bir süreç Fiko. Aa dayıma bak, tüplük motoruyla geziyor. Bak yemin ederim Ahmet Kural gibi geziyor. Adam adam. Bak ineklerim, burada zaten Milka inekleri her zaman. Burada abi geçen ayı gördüm, ölü ayı. Tır mı çarpmış, araba mı çarpmış, çok üzüldüm be ya. Çekemedim, ana yoldaydım. Ayıları öldürmeyin. Vahşi yaşama dokunmayın. Zaten vahşi olmayanı öldürüp duruyoruz. Bana vahşilere dokunmayın. Geçen sene de burada 60 bin tane kurt öldürdüler. Avcılar. Ekosistemde çoğalma olmuş diye.
bir şeyler bir şeyler istersen. Bak şu evi ben sana diyeyim 100 kağıda alırsın. Şu evi 100 kağıda alırsın valla. Tertemiz koca bir land. İstiyorsan havuz mavuz da yaptır. Dışına mışına böyle yapma. Ama hiçbir de çocuğu yok ki, hepsi ihtiyar heyeti olduğu için. Merhaba abi. Sen ne yapıyorsun lan, buluyor musun? Sen köpeksin ha, kurt değilsin, kendine gel. Bak bu küçük eyaletlerden normal araba kültürü böyle SUV. Bu güya normali. Sonra adamlar bunu alıyor. Diyor ki kardeşim büyüttük diyor arabayı. Bir tane pick-up şekli yaptık diyor. Sonra daha da büyütüyor. Şuna bak lan. 5400 motor. 2500. Şuna bak abi, şu tekerlere bak ya. Şu sıralamaya bak. Normal araba yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir tane çocuk, gencecik çocuk intihar etmiş. Bir daha mutlu olamam diye. Şey demeyeceğim hani, oğlum manyak mısın falan. Olma. Mutlu olamaz. Biz hiç mutlu olamıyoruz ki oğlum. Bak Kurtuluş Savaşı'ndan beri senin ataların savaşmış. Hep bir mücadele, hep bir problem. Şimdi o yüzden şu anki yaşlı dayılar biz çok iyi durumdayız zannediyor. Senin o beğenmediğin hayat onlara iyi geliyor. Onlar da Cumhurbaşkanı'na buluyor ihaleyi. Halbuki teknoloji gelişiyor da. Onlar onu anlamaz. Hiç boşuna anlatmaya çalışmayın. Ama intihar etmek nedir? Ne alakası var? Kim oğlum Cumhurbaşkanı dediğin adam? Bir tane adam yani. Normal bir insan böyle duruyor işte. Bu nasıl bir üzüntü? Bu nasıl bir buhran? Bak Fiko Mutlu. Fiko Mutlu mesela. Cumhurbaşkanı benim. Benden hiç memnun değil. Ama intihar etmiyor. Ama mutsuz değil. Başkası da olabilirdi. Daha iyi bir aile bakabilirdi. Farklı dişi dişi buldokların olduğu, her gün başka bir buldokla da olabilirdi. Çok garibime gitti. Çok üzüldüm. İntihar etmek ne abi? Veya buraya gel, bir şey yap, istediğin şeyleri yap. Sen buraya ekonomi kötü diye geliyorsun. Anlıyorum ama buraya senin ekonomi iyiyken gelebilmen lazım ki o kafayla gelirsen burada da mutlu olursun. Diğer türlü burada da bir şey yapamazsın. Burada da mutlu olamazsın. Benim gözümde hiçbir şey değiller açıkçası. Hiçbir şey görmemiş, hayat deneyimleri olmayan İnsanlar bunlar. Ben hepsiyle karşılıklı oturayım. Vallahi ben anlatırım büyük ihtimal. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olsa daha iyi, böyle olsa daha iyi. Ama bu seni yani mutsuzum ben, şöyleyim ben, öldük, bittik diyeceğin anlamına gelmiyor. Bırak olsun oğlum. Ben de o işi yapmam mesela. Saçma bir iş. Öyle hayat mı geçer oğlum? Bir rahat ol. Bak hayat bak, bak görüyor musun? Komple hayat bak, komple bir şeyler bak, her yerde bir şey var. Bak burada ne görsen onun hakkında yorum yaparsın. Ne görsen onunla alakalı bir yorumda bulunursun. Doğru mu Fiko? Hiçbir şey umurunda değil, görüyor musun? Böyle olacak. Bak görüyor musun? Bak sadece gidiyor. Yemek yiyor, sıçıyor, yastık mastık çerkiniyor. Mahallede bunun kız arkadaşları var, bir iki köpek. Onlara çerkiniyor. Bitti. Sen de busun yani. Sen de doğada yaşayan bir canlısın. Ha bundan bir farkın yok. Yok biz düşünceliyiz, yok bizim ruhumuz var. Bir bok yok, ne var lan? Bir iki saat düşünüyorsun diye farklı oluyorsun ha. Ya bizde yok en azından ha. Yap bana Microsoft'u falan, tamam belki olan adam düşünmüş derim, adam kafa yormuş derim de biz dümdüz ot gibi yaşıyoruz baba işte. Ne oldu oğlum öyle lan? Şimdi ben dolar kazanıyorum. Şimdi ben seviniyor muyum, üzülüyor muyum? CHP'lilere göre sevinmem lazım. AK Partililere göre üzülmem lazım. Niye? Çünkü dolar inecek. Mi? Neler olacak acaba? Şu an Meksika sınırındaki dünyanın her yerinden Meksika sınırına buraya girmek için gelen insanların yarısını Türkler oluşturuyor. Çok acayip. Çok çok acayip. Bu sayı inanılmaz artacak. Şimdi bana mailler, DM'ler, abi oraya geleceğiz, oraya geleceğiz diye. Gençler sizi sizden başka kimse düşünmeyecek bu süreçte. Elinizde 3 kuruş para var şu an. Onu iyi değerlendirin. Bilemiyorum Asuman ne olur ne biter. Ama cümleten ne? Çok değerli kabız kardeşlerim. Bilmiş olduğunuz üzere ben dünya yarılsa makara yapan adamım. Niye öyle bilmiyorum. Böyle yaratılmışız. Belki ekonomik rahatlık vardır bunun arkasında. Belki hukuksal relakslık vardır. Bilemiyorum. Yaşadığım yerden dolayı olabilir. Ama ben Türkiye'de de
daha fenaydım. Türkiye'de de o zaman durumlar şeydi. İyi değildi yani. Çok mutlu değildik. Yine böyleydim. Şimdi bana geliyor, DM'den yazılıyor. İntiharlar, ölümler, bilmem neler. AK Partililer işte, onlar zaten eğlenmeyi bilmiyor, kutlamayı bilmiyor. Bana söverek kutluyorlar. Onların da ayrı bir kafaları var. Yani küfür ede hani hiç... Neyse. Ilımlı yaklaşmıyor kimse. Şimdi iki tarafta ılımlı yaklaşmıyor. Ölmek ne oğlum la? Allah Allah ya. Meksika sınırı hayali kuruyor adamlar. Gençler orada bir kere bak şimdi. Eğer oturalım, acayip konuşalım. Prangalara bağlıyorlar baba seni. Bildiğin prangala pranga. Böyle bağlıyorlar her yerine. O boklu dereye atlıyorsun. Survivor'da yok ha öyle parkur. Neyse. Sen normal bir gelmeye çalış. Ama zaten hangi partiden olduğunun, memleketin ekonomisinin nasıl olduğunun bir önemi yok. Bu dünya görülecek kardeşim. İki günlük ömrümüz var. Bu dünya görülecek. Adamların yaptığı müziklere bak. Filmlere bak. Cezbediyor namussuzun ülkesi. Kola içiyorsun, elinde iPhone bilmem. Cezbediyor. Gelinecek buraya. Bunun başka yolu yok. Ama yok ben öldüm. Yok şöyle. AK Partililer gibi sövmeyin siz de. Onlar kutlarken sövüyor. Siz başka şey oğlum bir sakin. Bir durun oğlum ya. La Allah Allah ya. Yap benim gibi makaranı. Ben o gülüyor. Bu gülüyor. Ayırmıyorum. Kim gülüyorsa gülsün. Gülmeyenin amına koyayım demiyorum kesinlikle. Ama keyfime bakıyorum abi. Sen de öyle ol. Bak benim hiç sen bana biri bir şey dediğinde biri veya hayat zorlaştığında benim için bir sıkıntı yaşadığımı gördün mü? Veya iyi gittiğinde mutlu oldum. Yo hayat işte oğlum. Ne gelse yaşıyoruz işte. Bir sakin ol bak. Babacım bugün dertleşiyoruz. Bak şimdi. Bana demiş ki abi sen orada eğlenmeye biz burada sıçmaya devam. Sen benim eğlendiğimi har hur güldüğümü ne zaman gördün? Ben makaramı yaparım. Anlatacağımı anlatırım. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Yani o şu demek oluyor. Abi benim etrafımdaki insanlar, abi derken ben size diyeyim. Ben size diyorum yani. Benim etrafımda beni seven insanlarla oluşturduğum bir community var. Büyütmene gerek yok. Böyle ne bileyim ben de anlamadım nasıl böyle oldu. Ben böyle anlatıyordum bir şekilde arttı bir şeyler oldu. George Floyd falan oldu ya o. Tövbe yarabbim adam gider ayak bize şey oldu. Neyse abi sen de o şekilde yaşayacaksın babacığım. Sevdiğin adamları toplayacaksın yanına. Sevmediklerinden uzak duracaksın. Sevgi, saygı çerçevesi içerisinde yaşamaya devam edeceksin. Bunu en iyi Avrupalılar ve Amerikalılar yapıyor. Sonra diyorsunuz ki adamlar çok asosyal. Yo. Adamlar sadece kendi arkadaşlarıyla takılıyor. O yüzden asosyal duruyorlar. Biz ne yapıyoruz baba? Gelene, geçene yorum. Herkese yorum. Her şey hakkında yorum. Her şeyi biliyoruz. Bunun hakkında yorum bak. Şunu koy bak. Şunun fotoğrafını Twitter'a koy. Altına binlerce küfürlü yorum. Niye bu? La bu ne ki oğlum? Bunun bir değeri yok la. Oğlum boş kalan bakkal taş yağını tartarmış. Boş kalmayacaksın. Kafanı başka şeylerle dolduracaksın. Bir sakin olacaksın ya. Abi benim saçım dökülüyor yazmış. Lan senin saçın dökülüyor yazmış. Lan niye dökülüyor? Bir sor. Dökülecek tabii oğlum. Hayata geldik. Dökmeye geldik. Yatmaya mı geldik? Dökülsün siktir et. Ektiririz. Ekmez derse de ne yapalım ya? Bir rahat olun babacığım ya. Adamın kafası full saç, full gür. Adam böyle yürüyor. Böyle kasılar. Oğlum bu ne dertsizlik la? Bu nasıl bir hayat la? Böyle hayat geçmez. Bir dert olacak oğlum. Bir olsun. Boş ver. Bir mücadele et. Bir sakin ol. Sen zannediyor musun şimdi AK Parti kazandı. Lan onlara külfet değil mi hayat? Bırak kazansın. Onlara da külfet. Herkese şirinler böyle biterdi. Ben de bitiriyorum yavaştan. Şimdi birçok kişinin bana kafa atacağı bir lafla bitirmek istiyorum. Siz şimdi matematik bilen, olasılık bilen adamlarsınız. Gençler ya Tayyip Erdoğan. Belki bak bilemiyoruz. 0.001 ihtimal de olsa bile dahilinde. Ya doğru adamsa? Ne oldu? Öldük, zıpladık, intiharlar, paket sigaralar, ben bittim. Ya doğrusu oysa? Bilemiyoruz. Var mı böyle bir olasılık? Yok mu? Yok, %0 olamaz değil mi? Bizim halk bu baba, yapacak bir şey yok. Biz orada doğmuşuz, biz oranın kültürünü almışız, orayı sevmişiz, orayı benimsemişiz. İstesen de, istemesen de. Yani kendi köyünün öpülmüşünü beğenmeyen, karşı köyün sikilmişini alırmış. Yapacak bir şey yok babacığım, öpüyorum. Ben gidiyorum. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana.
Spain gibi yemin ederim, şu ortama bak. Karpuzcuya geldik baba. Şimdi kiralık katil gibi gidip milleti keseceğim. Zaten patron olmuyor. Bütün çalışanlar immigrant. Tırcılara kadar. Bir tek patron beyaz Amerikalı. Doğru mu dayı? Eskiden adamlar tır şoförleri geliyormuş, duruyormuş böyle, burada bekliyormuş. Telefon çalınca yükü alıp öyle gidiyormuş. Telefon yok, bir şey yok. Vay anasını sayın seyirciler ya. Şu hale bak, şu hale. Nasıl eski. Kaliforniya'nın girişindeyiz. O yüzden böyle tripte bu mekan. Abi adamlar o zamana göre yaptıkları için newspaper diyor, gazete atmak için yer koymuşlar. Gazete kalmadı be abi. Bak şurada telefon kulübeleri var. GTA 2 ya. Görevi oradan alıyorsun. Bak şimdi bu Amerika öyle bir yer ki dinozorlar burada yaşamış. Ayak izleri böyle. Develer böyle. Bizim hikerslar var. Görüyor musun? Kepleri çekmiş. Böyle. Kovboylar yavru ceylan. Red kit'e bak, red kit'e. Bu koyun. Bu mamut. Mamutlar bile burada yaşamış kardeşim. Her şey var. At burada. Coyote, çakal. Çakallar da burada. Bu ne lan? Geç bu. Bu da kızılderili. Ayaklara bak. Hiç düz taban yok, görüyor musun? Düz tabanı da yürüyemezler zaten. Askerlikten muaf olurlar kardeşim. Doğru mu Fiko? Hadi gidelim. Yeter işe deyin. Sabah bir 2-3 litre işe deyin. Yeter lan, zor bela işi oradan. Çiftleşecek zannediyor da diğer köpek bunu görecek. O da bunlar sonra karşılaşacak falan filan. Fiko maalesef öyle olmuyor. Modernleşen, globalleşen dünyada her şey değişti. Fiko. Evet, Anıl Güler'le Kültür Sanat Sıçıyoruz adlı programın 16. bölümündeyiz. Burası Nevada. Las Vegas'ın elektriğinin %30'u buradan beleş sağlanıyor. Dünyanın en büyük güneş paneli. Benim de üniversitedeki bitirme projem buydu. Böyle arkaya doğru gidiyor. Böyle dağ boyu her yerde güneş paneli var. Şu görmüş olduğunuz Mordor'un, Isengard'ın kulesi gibi olan yerde bütün enerji toplanıyor. O aynalar var ya, güneşin açısına göre hesaplanıyor. Bir koyuyor orada, ortada toplanıyor. 2000 dereceyi bulduktan sonra kardeşim bak gidiyor, bak bak yalan konuşmuyoruz. Eşek osurmuyor burada. 2000 dereceyi bulduktan sonra hop ne oluyor? Elektrik enerjisine dönüşmeye geçiyor kardeşim. Ben eğer Türkiye'de olsaydım şu an elektrik bedavaydı. Ama beni kaybettiler. Beni nasıl, ben de bilmiyorum. Ben nasıl buraya geldim? Nasıl ben ki nadide yetişmiş mühendislerden. Benim de amacım böyle yerler yapmaktı. Ey gidim ey. Rüzgar gülü var. Dalgayla gel gitle üretilen enerji, elektrik enerjisi var. Yavrum benim, yavrum benim. Allah'ım ne kadar tatlı çocuğum, şu saçlara bak bak, yana yatırınca annem yapardı. Enik, enik. Baksana şu güzelliği ya, bazı şeyde bodybuilding bastım kardeşim. İri duruyor.
Fiko bir şey soracağım. Şimdi siz mesela dört ayak basıyorsunuz ya, bu depremi daha mı hızlı hissediyorsunuz o sayede? Var mı buna bir cevabı? Peki. Yani. Ama böyle cevap vereceksen bak olmaz ama. Ya mesela dünyamızda güzellik, barış, mutluluk falan varken hani insanların kavga etmesini... Ne yapıyorsun oğlum? Fiko. Mevzu sonrası. Nasıl mutluyuz? Sigara vereyim mi baba? Vallahi. İki dal kalmış. Sonraki posta. Çok değerli Nalbant kardeşlerim, hırdavatçı dostlarım, değerli garnizon komutanım ve çok kıymetli veliler. Tırda motor freni nedir? Bunu açman gerekiyor mu arada? Bak genel kültür. Kültür sana sıçıyorsun. Şimdi şu var ya, şu gördüm. Çok kolay. Bak bunu böyle böyle yavaş 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 aşağı indirdin mi? Ne oldu? Tır götüm götüm yavaşlamaya başladı. Yükün ağırsa ya da çok aşağı iniyorsan böyle downhill baba İngilizcesi. Çok bayır aşağı saldıysan yavaş yavaş ayağınla frene destek oluyorsun. Arabada bu nasıl? Tut ki bak Ceylan ölmüş. Tövbe yarabbim, Allah'ım yarabbim. Çok üzülüyorum bunları gördükçe. Arabada tut ki 3. vitestesin. Manuel vites. Sen onu ne yapacaksın babacığım? 2'ye getireceksin. Full debriyaja basıp debriyajdan ayağını tam full çekmeden yarı çekerken frene de basıyorsun yarı. O ara vitesi 2'ye getiriyorsun. Böyle araba böyle ileri geri ileri geri tribe giriyor. Hemen böyle bir yavaşlamaya çalışıyor. Motor freni açılmış oluyor. Diyor ki açmayın diyor burada. Bazı yerlerde açtırmıyorlar abi. Uyuz oluyorlar. Bilmiyorum niye. Dayı sen ne diyorsun bu işe? Öyle yani. Arz ederim. Sen şimdi elektrikli araç önermiyor musun? Senin kapı gibi Mercedes'in vardı. Adamlar çarptı. Bir de sana gittiler bu arabayı kakaladılar. Biz de böyle gecenin yarısı yolda kaldık. Homeless'ların arasında. Umut geldi beni almaya. Almasaymışım. Sen Öber yalasaymışız daha iyiymiş. Vallahi elektrikli arabayla geldim dedi. 2 gün oldu alalı dedi. Full dolu bataryayla 60 mil yani. 80 kilometre gidemedik abi. Rezil rüsva aldık. Çoluk çocuk. Her perişan. Şu hale bak. Şu an araba 0 mil gösteriyor. Çocuğun gözünü almasın. Ve ev şurada. Bir de para çekiyor. Bir de $5 aldı. Lan biz $5'lık mazotla dünyayı giderdik. Biliyorsun değil mi? Şöyle bir şey yapacağız. Oraya çekiyoruz arabayı. Sonra ne olacak? Orası daha mı iyi şarj ediyor acaba? Tesla'ydı o. Belki o daha hızlı oluyordur. Kia bu. Kia'nın neyine elektrikli araba? Bir adam, dur kardeşim. Şey gitmiş. Değil mi Fiko? Evgo. Dur Fiko. Zıpla at. Al onu çıkar, bunu tak. Bu ne oğlum? Bu savaşa mı gidiyorsun? Gel lan. Boksana şuna ya. Benzin kapağını kapatmamışsın. Damlıyor buradan. Bunlar ne oğlum? Fiko müzik mi dinliyorsun? Oğlum elektrik yiyor Fiko. Aynen, elektrik yiyor. Dur in aşağı. Böyle in aşağı. İn ölmezsin, korkma. Kal orada. Kal orada, hiçbir şey olmayacak Fiko. Rahat ol. Şu müziği vallahi kapat. Her şeyi kapat. Aynen, farları malları her şeyi kapat. Karanlıkta gidelim. Evet abi. Gram enerjimiz kalmadı. Elektriği bitti. Şu an yemin ediyorum elektrik bağlığında daha çok elektrik vardır içinde. Şu an içimiz boş ama fark ettik. 1, 2, 3. 3 tane motor, 1 tane araba yok yani.